Herkese merhaba arkadaşlar. Yeşiltepe'deyiz. Akyeniköy Yeşiltepe'de güzel bir villa tanıtmaya geldim. Gerçekten bu villaya aşık olabilirsiniz. Çok güzel bir villa yapmışlar. Yapanın ellerine sağlık. Geniş bir bahçesi, geniş bir havuzu bulunan akıllı sistem, lüks bir villa izleyeceksiniz. 6 milyon 500 bin TL'ye satılık olan bu villamız arkadaşlar Yeşiltepe'nin merkezi konumunda bulunuyor. Gerçekten şık bir villa. Hatta bu villayı gezerken diğer villalarla da biraz kıyaslayabilirsiniz. Emin olun bu villa diğerlerinden 1-2 gömlek üstte olacak. Metrekare arsamız var. 700 metrekare arsamız var ve %15 imarlı. Taban oturumunu ölçmek isteyenler için de imar durumlarını da bundan sonra söyleyeceğiz. Çok güzel bir havuzumuz var. Kendine ait park alanı var. Akıllı sistem, güzel bir villa arkadaşlar. Birazdan baştan sona en ince ayrıntısına kadar bakacağız, gezeceğiz. Çok güzel bir villa. Özellikle bu havuzun su sesi size geliyordur. Mükemmel bir ses var. O kadar insanı rahatlatıyor ki emin olun şuraya bir koltuk atsak uyuyakalabilirsiniz. O kadar güzel bir bahçesi mevcut. Tabi bazı yerlerinde ağaçlar dikildi. Çimlendirilmesi yapılacak. Tamamen müstakil güzel bir villa arkadaşlar. Hatta yarın ya da bir gün bir villa daha yayınlayacağım. Çok güzel. Onu da bayılacaksınız. Burası da benim en sevdiklerimden bir tanesi. Olmaya aday 6 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir villa. Ortalama 40 metrekare boyutunda bir havuzumuz var. Gerçekten geniş güzel bir havuz ve geniş bir evden bahsediyorum. Akıllı sistem, güvenlik kamera sistemimiz hali hazırda mevcut. Akıllı sistem olunca ne oluyordu? Yangın sensörü de evin içerisinde mevcut oluyor. Otomatik panjurlu güzel bir villa arkadaşlar. Dediğim gibi geniş bir bahçemiz var. Birazdan evin içerisine de bakacağız. Dış cephede alt katta seramikler kullanılmış. Çok hoş duruyor bu seramikler. Biraz tırtıklı, böyle dalgalı bir seramik. Gerçekten güzel bir seramik. Girişte bir gösterir misin? İki tane kartal figürü sizi girişte karşılıyor. Hemen onun alt tarafına da istediğiniz ismi yazabiliyorsunuz. Artık kim alırsa ona göre bu villanın da adını koyacak. Alt katta bir de odamız var. Şimdi girdiğimizde ilk önce giriş kapısını gösterelim. Aynalı bir giriş kapımız var. Güzel bir giriş kapısı arkadaşlar. Girdiğimizde audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz sol tarafta. Telefonunuza indireceğiniz Android ya da iOS fark etmiyor. Aplikasyonda da dünyanın her yerinden kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel L şeklinde bir koridorumuz var. 60'a 120 seramiğimiz mevcut. Girer girmez burada bir tablomuz var. Tablo da yamulmuş. Bunu da düzeltelim. Çok şık bir ev. Gergi tavanı harika. Bir söyle, sona kadar gider misin? Harika bir görüntüsü var. Gerçekten mükemmel. Antre burada tabii ki daha genişliyor. Yukarıya çıkış merdivenleri burada. Hemen alt tarafında küçük bir depo alanımız var. Burada banyo lavabomuz var. Ve arkamda da alt kattaki odamız var. Alt katta oda olmanın avantajlarını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ortalama 9-10 metrekare boyutunda bir oda arkadaşlar burası. Gayet güzel. İki tarafa da pencere bırakmışlar ki gün ışığından olabildiğince faydalanabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi soğutma sistemi de bu şekilde. Çok şık duruyor. Bu detaylara da bayılıyorum ben. Çok hoşuma gidiyor bak. Bunların içerisine tablolar koyduğunuzda çok daha güzel durabilir. İstenirse biraz daha renkli olabilir. Bak merdiven, ya merdiven diyorum pardon, özür dilerim. Kapı geçişlerinde de hiçbir böyle basamak yok, çıkıntı yok. O da çok hoş. Alt katta banyo lavabomuz gayet güzel. Burada markasını okuyamadım. Tesca marka galiba burası. Duşakabin tabii ki gelecek buraya. Ve burada iki farklı seramik kullanılmış. Böyle tırtıklı bir seramik. Üst tarafta da düz bir seramik. Yine burada da gergi tavanımız var. Yukarıdakileri de daha detaylı inceleyeceğiz. Burada da spotları var. Tabii bunlar mavi ışık yanıyor. Biz şimdi iki taraf, iki tane daha kapı görüyorsunuz. Biri salon, biri mutfak giriş ama ikisi de aynı yere açılıyor. Şöyle yapalım mı? Sen oradan gir, ben buradan gireyim. Daha net gösterebileceğiz. Buradan da bir geçiş bırakmışlar. Salonla mutfak arasında çok güzel olmuş. Servis yaparken zorlanmayacaksınız. Harika bir mutfağımız var. Gerçekten çok şık. Böyle biraz daha krem tonlarında bir
Dolap rengi seçilmiş ki çok güzel olmuş. Ben bugün çok şaşırmaya başladım. Sıcaktan galiba, değil mi? Çok sıcak, aşırı sıcak. Böyle krem tonlarında füme camlar var aralarda. Lake bunların tamamı. Kulplar da çok güzel. Üstünde de bitki figürleri var. Ve seramik. Tezgah arası da çok güzel duruyor. Küçük küçük seramikler, siyah terz atılmış. Tezgahımız da çok güzel. Ve 60'a 120 seramik evin her tarafında kullanılmış. Bu mutfak alanı yetmez diye de buraya da dolap ve mikrodalganın yerlerini almışlar. İstenirse buraya küçük bir ada mutfak tarzı bir tezgah da yapılabilir. Eğer bu mutfak bana yetmez, bir tezgah daha olsun diyorsanız yapılabilir. Ya da tamamen burayı salondan ayırabilirsiniz. Bunun için de zaten kapı bırakmışlar. Çok da güzel duruyor. Ve buradan bahçe de harika gözüküyor. Salon kısmı zaten çok güzel. Onu başta söyleyelim. Mükemmel bir salonumuz var. Merkezi soğutma sistemimiz var. Bu sistemle otellerdeki gibi düşünün, bunu açtığınızda hem soğutuyor hem ısıtıyor. Buradan hava püskürtüyor. Bu hava püskürme işte gayet güzel. Klimalardan daha iyi. Klima beni hasta ediyor mesela. Klimada biraz daha böyle zorlanabiliyorsunuz. Hava kuru olduğu için burada biraz daha güzel bir hava sirkülasyonu sağlanabiliyor. Peki biz bunun arka bahçesine bakmadık. Neden bakmadık? Çünkü buradan göstereceğiz. Salona geleceğiz birazdan. Salona geleceğiz. Arka bahçeye bakar mısınız? Kocaman bir arka bahçemiz var. Çocuk oyun alanı. İstenirse kış bahçesi tarzında da burayı yapabilirsiniz. Çok da güzel olmuş, değil mi? Kocaman bir bahçe kalmış arkada. Ve burada da dediğim gibi güzel bir salonumuz var. Televizyon ünitesi buraya bırakılmış. Arkasında 60'a 120 seramikle farklı bir alan oluşturulmuş. Güzel olmuş. Antresit renkli dolaplarımız var. Ve burada da bir şöminemiz var. Şömine artık olmazsa olmaz. Neden? Kışın iki tane berjer atıp ya da bir halı kilim önüne serip oturmak var ki bunun da zevki ayrı. Burayı da ölçmeyeceğim. Ortalama 25-30 metrekare boyutunda bir salon ve mutfağımız var. Mutfak tabii ki 14-15 metre daha ekleyin. Toplamda da 50 metrekareye yakın bir salon mutfak kullanım alanımız var. Buradaki gergi tavan da çok güzel. Burada da bu şekilde depo alanı oluşturmuş. Zaten mangal yakmışlar burada. Artık mangalımız hazır. Bunu göndermeyiz. Evi satarsak oturup mangal yaparız. Çok da güzel olur. İki katlı evler arkadaşlar bunlar. Dubleks villalardan bahsediyorum. Yukarıya çıktığımızda da zaten çok güzel bir malzeme kalitesini göreceksiniz. Evin neredeyse bütün boş duvarlarında ayna kullanmışlar ki o da çok güzel duruyor, değil mi? Harika duruyor bak. En azından aşağı inerken, dışarıya çıkarken bir şekilde üstünüzü başınızı kontrol edebiliyorsunuz. Yine burada harika bir gergi tavan var. Merdiven boşluğu çok güzel duruyor ve burada ilk bakacağımız yer. Genel kullanım banyo, lavabo demeye dilim varmıyor. Hamam kadar büyük. Çok geniş. Gerçekten harika bir genişliği var. Buradaki seramik farkını da görüyorsunuz. Aynı renkte ama farklı seramik kullanınca o kadar tatlı bir görüntü ortaya çıkmış ki. Vitranında gömme rezervuarı var. Güzel değil mi? Çok şık durmuyor mu? Harika. Hemen buradaki odadan devam edelim. Güzel bir odamız var. Burayı ölçelim. Metrekaresini tahmin edemeyeceğim ama ortalama 17 ya da 16 metrekare civarında. 19 metrekare. Bak bu kadar da yanlış biliyorum. Çorum. Yine Çorum'u bulduk. Bildiğiniz gibi Çorumluyuz. 60'a 120 seramik burada. Şimdi ben Çorumluyum. Annem Malatya göçmeni. Çok farklı. Böyle karışık. Çok güzel olmuş. Bak bunlar da harika. Değil mi? Çok şık duruyor. Balkona çıkalım. Balkon da güzel. Burada bir balkonumuz var. Yeşiltepe'nin bir düzlük alanı var. Bir de böyle çukurda kalan kısmı var. Burası düzlük alanda. Yani biraz daha havadar kısımda. Güzel duruyor. Ev güzel. Gerçekten güzel. 10 santimlik bir süpürgelik yapmışlar buraya. Ama bu alanlar çok geniş tutulmuş ki eve ayrı bir ferahlık katıyor. Ve burada da bir odamız var. Burası da bence 25 metrekare boyutunda vardır diye tahmin ediyorum. Bu sefer tutturabilecek miyiz? 22 metrekare. Gayet güzel bir metrekare değil mi? Çok geniş, kullanışlı. İstediğiniz eşyayı istediğiniz yere sığdırabilirsiniz. Hatta bütün odalara ebeveyn banyosu da yapabilirlermiş. Ebeveyni biraz daha şey gibi söylemedim mi? Kolpaçino'daki emlakçı gibi ebeveyn banyosu da yapılabilirmiş arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Buradan yine bir hava sirkülasyonu da sağlanmış.
Tavan yüksekliği çok iyi olduğu için bence bu evi ısıtmakta, soğutmakta çok çabuk olacaktır. Çünkü sıcak soğuk hava yukarıya aşağıya çıktığı için biraz daha güzel olabiliyor. Basık evlerde daha çabuk ısınıyor ama soğutamıyorsunuz. Burada da ebeveyn banyolu odamız var. Burası da güzel odalardan bir tanesi. Toplamda 23 metrekarelik bir kullanım alanımız var. Şimdi burada bu şekilde kapılar yapılmış, gizlenmiş biraz daha. Hem banyo hem de giyinme alanı arkadaşlar çok güzel olmuş. Hem kitaplık olarak kullanırsınız hem de bu şekilde değerlendirirsiniz. Bu kapıyı da açalım yoksa sıcaktan bayılmak üzereyiz. Gayet güzel bir, buradaki avize çok güzel olmamış mı değil mi? Harika bir avizemiz var. Giyinme alanımız bu şekilde düşünülmüş. Buraya komple dolap yapılabilir istenirse. Tabi buranın kapısı da bu şekilde. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Gayet güzel. Buradaki seramik farklı olmuş. 60 60 pardon 120'ye 120 de olabilir bu. Değil mi? 120'ye 120. 60 60. 60'a 120 de burada. Burada da ebeveyn banyomuz var. Burası da güzel. Gerçekten güzel. Gergi tavana bayılıyorum. Çok hoş duruyor böyle yağmur damlaları gibi. Güzel olmuş. Ve çok sıcak. Aşırı sıcak. Bu sıcakta insan yaşayamaz. Bu arada Ardahan'da hala soba yakıyorlarmış biliyor musun? Eksi 8'i görmüş geçen ay. Eksi 8 ne demek ya? Ardahan'a mı gitsek? Şeyma Subaşı gibi yazın soğuk yere kışında sıcak yere mi gitsek? Ne yapsak? Kadın kış görmedi hayatında. Böyle güzel bir, şimdi nereden nereye atladın diyecekler bana. Böyle güzel bir bahçe var. Bahçeyi bir tekrar göster. Havuz çok güzel. Havuza insanın giresi geliyor arkadaşlar. O kadar güzel bir havuzumuz var. Gayet de güzel bir villa tanıttım. Alıcısını bekliyor. 6 milyon 500 bin TL. Geçenlerde 6 milyon civarında bir rakam gördü ama vermediler. Biraz daha üst teklifler gelirse değerlendirilebilir dendi. Güzel bir ev. 700 metrekare arsa içerisinde Yeşiltepe'deyiz. Akyeniköy'deyiz. Burası Akbük merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Didim merkeze de 13-14 kilometre uzaklıkta arkadaşlar. Buna göre değerlendirin. Burada market, restoran bulabiliyorsunuz. Ama sağlık ocağı gibi bir şey ararsanız buralarda bulamayabilirsiniz. Tabi artık insanlar doğaya kaçıyor. Pandeminin de etkileri var. O bitti, maymun çiçeğe başladı. O bitti, artık başka ne başlayacak? Sırasıyla gelecek. Otomatik panjurlu güzel bir villa. Alıcısını bekliyor. Sürçülisan ettiğim yerler var. Bunun da dikkatini altını çizerek dikkatini çekelim ki bunları affedin arkadaşlar. Bazen böyle sıcaktan, yorgunluktan ne dediğimi bilmiyorum. Güzel bir villa tanıttım. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın.